Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi eğitim öğretimle devam ediyoruz. Eğitim öğretimde ilk olarak Sıbyan Mektebi'ni işleyeceğiz. Bakın aklınıza nereden gelsin? Fabi Sıbyan, çoluk çocuk. Ne bu? Küçükler için değil mi? Osmanlı Devleti'nde eğitimin ilk basamağı Sıbyan Mektebi. Arkadaşlar bu okulları daha çok cami çevresinde oluşturuyorlar. Temelde verilen şey zaten unutmayın, Kur'an öğretisi ve din eğitimidir. Osmanlı Devleti'nde eğitim çok erken yaşta başlıyor. 4 ay, 4 yaş, 4 ay 4 günlükken çocuklara eğitim alıyorlar. 4 yaş, 4 ay 4 günlükken çocuklara eğitim alıyorlar. Arkadaşlar, bu okullarda, daha doğrusu resmi olarak baktığımızda bu mekteplerde imamlar, müezzinler ders veriyorlar. Burada ders veren kişiler din eğitimi olduğu için temelde yine din adamları. Bence gelebilecek sorusu burası, dikkat. Sevgili arkadaşlarım, Sıbyan Mektebi'nde öğrencilerin başlayacağı günle ilgili yapılan bir tören var. Amin alayları. Sıbyan Mektebi'nde eğitime başlayacak öğrenciler için düzenlenen başlangıç törenine biz ne diyoruz? Amin alayları düzenleniyor. Burada hem çocuklar için dua ediliyor, vatana, millete hayırlı evlatlar olsun, iyi bir eğitim alsınlar, hem de arkadaşlar çocuklar için düzenlenen bir takım teşvik edici eğlencelerden bahsediliyor. Gelelim medreselere. Medreseler, bakın, Sıbyan Mektepleri eğitimin ilk basamağı, medrese ise Osmanlı'nın en yaygın ve temel eğitim kurumudur. Temel eğitim kurumudur. Medrese dediğimiz bu okulların temeli dini eğitimdir. Ancak yanında çok ciddi pozitif bilimler eğitimi de verilmiştir. Osmanlı dini eğitim veriyor olmasına rağmen pozitif bilimlerden de bu kurumlarda vazgeçmemiştir. Medreseleri size biliyorsunuz sürekli olarak tekrarladım. Burada Osmanlı ile ilgili olanları hatırlatacağım sadece. Orhan Bey döneminde açılan Süleyman Paşa ya da diğer ismiyle İznik Medresesi, Osmanlı'nın ilk medresesi. Arkadaşlar İstanbul'da açılan ilk medrese örneği Fatih dönemindeki Sahn-ı Seman Medresesi'dir. Sahn-ı Seman Medresesi'dir. Arkadaşlar medresede ders veren hocalara müderris, yardımcılarına ne diyoruz? Muhit. Medresede ders veren hocalara müderris, yardımcılarına muhit diyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk müderrisi kimdi? Orhan Bey döneminde İznik Medresesi'nde görev alan Davud-u Kayseri, Osmanlı'nın ilk müderrisiydi. Arkadaşlar, öğrencilere talebe, sufte ya da softe diye de geçer bu sorularda. Aynı şeydir. Ya da danışment denir. Bakın unutmayın, danışment yüksek öğrenim öğrencisi olan. Yani üniversite öğrencisi gibi olan neymiş? Danışment. Arkadaşlar, öğrencilerin aldığı mezuniyet belgesine daha önce bu kavramdan bahsetmiştim size. İcazetname denir. Yani yeterlilik belgesi anlamına gelen bir diploma alıyorlar. Arkadaşlar, müderrisler, medresede ders veren kişiler, göreve başlamadan önce bir süre bekleme aşamasını alınıyor. Osmanlı'nın KPSS'si gibi. Ne yapıyor? Münazamat sistemi dediğimiz sisteme bu kurum dahil oluyor. Oradan sonra arkadaşlar göreve başlıyor. Münazamat sistemi dediğimiz bu sistemde kadılara da uygulanıyor hatta bu. Kadılar ya da öğretmenler bir süre bizim eğitim fakültelerinde yaptığımız gibi staj aşaması görüyorlar. İki versiyonu var münazamatın, beklemenin. Bir, stajyer olarak bekliyorlar. Bizim şu an yaptığımız gibi. İki, arkadaşlar baktığımızda görev alabilmek için kadro bekledikleri dönem var. Ama öyle ya da böyle OPSS, Osmanlı Personel Seçme Sınavı gibi bir sınava girmeden bir şekilde atanıyorlar. Bakıyoruz münazamat sistemi dediğimiz sistemi de soracak olursa kadıların ve müderrislerin bekleme süresi ya da gördükleri staj süresinin karşılığı olan terim olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Sonuçta öğrenciler diyor ki hocam bize bu kadar detay sorarlar mı? Yine de bilmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar klasik medreseler var. Ama bunların yanında ihtisas medresesi dediğimiz yüksek öğretim özellikli medreseler de var. Ne bunlar? Darül Kur'an, Darül Hadis, Darül Tıp,
Darül Hendese gibi okullar yüksek öğrenim özellikli medrese olarak karşımıza çıkıyor. Bakın isimlerinde var aslında ipuçları. Darül Kura, Kur'an eğitimi üzerine ayrıntılı şekilde ders verilen okul. Kura, Kur'an'dan aklınıza gelsin. Darül Hadis, Peygamber Efendimizin sözleri ve yaşamı üzerine ayrıntılı şekilde eğitim veren kısım. Darül Tıp, tıpta uzmanlık. Darül Hendese arkadaşlar, hendese, hesap, kitap, geometri. Darül Hendese de fen ve matematik üzerine ayrıntılı olarak eğitim veren, bugünkü mantıkla teknik eleman yetiştiren, mühendis gibi elemanları yetiştiren kurum olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar, Medrese Osmanlı'nın en önemli eğitim kurumu ve bakıyoruz Orhan Bey ile başlıyor, Osmanlı tarihi boyunca hep var. Hatta 1924'e kadar, 3 Mart 1924'e kadar Cumhuriyet tarihinde de çok kısa bir süre var. 3 Mart 1924'te medreseler resmen ne oluyor? Son buluyor sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi Sıbyan Mektebi'ne baktık, medreseye baktık. Neye bakacağız? Enderun Mektebi'ne. Namı diğer Saray Okulu. Arkadaşlar, Edirne Sarayı'nda ilk kez kurulmuştur. Topkapı Sarayı'nda sistemli hale getirilmiştir. Şimdi bu okulun amacı ne? Saray okulu denmesinin sebebi bu zaten. Sarayın içindeki bir okul. İlk zamanlar Türkler de ağırlık kazanıyor ama daha sonraki zamanlarda devşirme ağırlıklı eğitim veren bir okul. Ne yapıyorlar? İşte bu çocukları alıp Enderun Mektebi'nde buradan iyi bir devlet adamı ya da iyi bir sanatkar olarak yetişsin istiyorlar. Devlet adamı ya da sanatçı yetiştiriyorlar. Sadece önemli sadrazamlar buradan mezun değil. Bunun dışında bakıyoruz arkadaşlar, önemli bilim adamlarından da buradan mezun olan var. Bunun dışında baktığımızda önemli mimarlardan da Enderun mezunu olanlar var. Eğitim dili Türkçedir. Öğrenci ihtiyacını devşirme veya Müslümanlardan karşılıyor ama ağırlıklı olarak kime çalışıyor? Devşirmelerden bir öğrenciyi alıyor. Dini eğitim veriliyor. Osmanlı'da hep var biliyorsunuz. Pozitif bilimlere eğitim veriliyor. Arkadaşlar, sanat eğitimi veriliyor. Ne dedik çünkü? Önemli sanatkarlar da buradan yetişir. Spor ve harp eğitimi alıyorlar. Neden? Bakın, medrese kimi mezun eder? İlmiye sınıfını. İlmiyeyi medrese mezun eder. Peki, Enderun neyi mezun ediyor? Kalemiye ve özellikle Seyfiye sınıflarını mezun ediyor. Seyfiye diyoruz. Bu adamlar hem ne olacak? Önemli devlet adamı, hem de asker olacaklar diyoruz. Asker olabilmeleri için zaten ne gerekiyor? Harp eğitimi gerekiyor. Arkadaşlar, musiki eğitiminden tutun da beden eğitimine kadar bu okulun dersleri içerisinde var. Çok gelişmiş bir okuldan bahsediyoruz. Beden eğitimi deyince öğrenciler gülüyor. Hani nasıl hocam diyor. Çarıkları çekmişler, altta şal var. Sarayın bahçesinde sabahları açma gelme mi yapıyorlar? 1, 2, 3, 4 hepsi var. Arkadaşlar, baktığımızda çok yönlü bir okuldan bahsediyoruz. Nereye kadar hizmet veriyor? İkinci Meşrutiyet dönemine kadar hizmet veriyor. İkinci Meşrutiyet döneminde Enderun Mektebi tamamen kaldırılmış ve kapatılmıştır. Gelelim şehzadelerin nasıl eğitildiğine. Aslında ara ara bundan birazcık bahsetmiştik. Sevgili arkadaşlar, şehzadeler önce ilk eğitimini, temel eğitimini Şehzadegan Mektebi'nde alıyorlar. Önce ananın babanın yanındalar. Değil mi? Şehzadegan Mektebi'nde alıyorlar. Daha sonra eğitimin ikinci aşaması başlıyor. Sancak usulü. Ki Şehzadegan Mektebi'nde de bakmayın, hani sadece okuma yazma küçük çocuk gibi düşünmeyin. Baktığınızda bir sürü şeyin eğitimini alıyorlar. Mesela Fatih, bakın 7 dil bildiği söyleniyor Fatih'in. Bunların çoğunu Şehzadegan Mektebi'nde atıyor temelini. Yine aynı Fatih, baktığımızda İstanbul'un fethi esnasında o şahi toplarının çizimini kendisi yapıyor. O dönemin mühendislerinin böyle toplar dökülemez dediği topları önce çiziyor. Daha sonra döküm aşamasında
yine olaya kendisi müdahale edip şu şekilde tamamlanabilir falan deyip ustalarla beraber bu işe çözüm buluyor. Yani çok iyi bir mühendislik eğitimi alıyorlar. Çok iyi bir dil eğitimi alıyorlar. Çok iyi harp eğitimi alıyorlar. İyi eğitiliyorlar. Ama ebeveynler de ebeveyn gibi ebeveyn. Şimdi hani bizde diyorlar ya, son zamanlarda çok karikatür var. Eğitimciler falan da kullanıyorlar. Benim çocuğu eskiden derdi ki babam bana, oğlum niye 50 aldın? Şimdi ne yapıyorlar? Veliye gidip, benim çocuğuma 50 veremezsin. Niye? Yüksek alırsa öğrenci alıyor. Düşük alırsa bir öğretmen vermiş oluyor. Osmanlı böyle değil. Bakın, kuruluşta anlatmadım herhalde. O yüzden burada bir iki cümleyle hemen değineyim. Hem de çok düz gitmeyelim. Fatih'in eğitiminden bahsettik. Fatih'in eğitiminde bile var biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in eğitim aldığı çok önemli isimler var. Bunların en önemlisi Akşemseddin. Lalası. Fatih eğitim aldığı dönemde Akşemseddin Fatih'i bir süre sonra kontrol edemeyeceğinden korkmaya başlıyor. Fatih ele avuca sığmaz, zıpır bir çocuk. Akşemseddin diyor ki şunu yapman lazım, bunu öğrenmen lazım, şu senin ödevin, sen bana emredemezsin diyor. Ben padişah olacağım. Şu şekilde yapmamız lazım, şunu tut bakalım diyor, sen bana emredemezsin diyor, ben padişah olacağım. Bir süre sonra Akşemseddin bu işten artık korkmaya başlıyor. Ve ikinci Murat'a, dönemin padişahına gidip diyor ki, padişahım, sizden bir istirhamım var. Gel diyor Lala, gel başımla. Ne olur diyor, beni bu görevden azledin. Olur mu Lala diyor ya, sen Osmanlı'nın en iyi eğitmenlerindensin. Seni ben oğlum için, Mehmet'im için özel seçtim. Yanlış anlamayın, hürmetli padişahım diyor. Benim korkum işi yapmaktan değil. Benim korkum koskoca Osmanlı Devleti'ni yetiştirecek, yönetecek sultanı diyor, doğru eğitim verememektir. Nedir diyor sorunun Lala? Diyor ki, padişahım diyor, durum bu. Ben çok zeki bir çocuk ama diyor, aynı zamanda çok hareketli. Benim söylediğim şeyler de ben padişah olacağım deyip sözümden çıkmaktadır diyor. Tamam diyor Lala, bu işin çözümü şu. Ben diyor yarın siz ders anlatırken geleceğim ve sen bana önce kızacak, daha sonra bir tokat atacaksın diyor. Akşemseddin, haşa padişahım ne haddime diyor. Hayır Lala diyor. Bir, evladı kaybetmektense diyor, bir tokat, bir sille yemeyi tercih ederim. Anlayışa bakın. Ve bir gün sonra derste, ikinci Murat ders esnasında giriyor. Akşemseddin diyor ki, izin istediğinizi duymadım sultanım diyor. İkinci Murat diyor ki, ne dersin sen Lala diyor, ben padişahım. Burası sınıf diyor, burası diyor benim yerim. İzin istemeniz gerekir diyor. Sonra ikinci Murat ne yaparsınız diye soruyor. Padişahım diyor, eğitimin gerekli olan her şeyini yapmaktayız. Bu konuda da diyor, yetki bendedir. Lütfen diyor, işime karışmayın. İkinci Murat hiddetleniyor. Sen ne dersin Lala diyor, ben padişahım. Sen kimle konuştuğunu bilmez misin? Ve Akşemseddin daha önceden de sözleştikleri gibi kalkıp ikinci Murat'a bir tane asılıyor diyorlar. Ve sonra ikinci Murat diyor ki, haklısın Lala, sen burada en büyük yetkilisin, sen eğitmensin, sana saygım sonsuz deyip çıkıyor. Bu arada Fatih'in gözleri, ikinci Mehmet'in gözleri fal taşı. Şehzade Mehmet olayları inceliyor. Sürekli böyle tenis maçı izler gibi ve Akşemseddin'in yaptığı hareketten sonra donuya kalıyor. Diyor ki, padişah bunu yapan bana ne yapar? Ve sonra Akşemseddin'in ve diğer eğitmenlerinin sözünden çıkmaz hale geliyor. Ve işte Fatih sonra. Sonra İstanbul. Sonra Osmanlı İmparatorluğu. Saygılar. Veli olanlar, dinleyenler varsa onlar biraz farklı bakıyor olabilir ama eğitmen olarak dinleyenlerin çoğu büyük ihtimalle burada daha destekçimiz oluyor. Eğitimde tabii ki şiddetten yana değiliz ama oradaki olay çok daha farklı. Orada eğitimin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çok ince bir nüans var. İşte Fatih gibi önemli Osmanlı padişahları Şehzadegan Mektebi'nde arkadaşlar tekniğini, dilini, her şeyini, eğitimini alıyor. Sonra yaşı geliyor 14 yaşında, yanlarında
Lala dediğimiz eğitmenlerle beraber şehzadeleri nereye gönderiyoruz? Önemli Osmanlı sancaklarına gönderiyoruz. Trabzon, Konya, işte Kütahya, baktığımızda Manisa gibi önemli sancaklara gidiyorlar. Biz bu sisteme ne diyoruz? Sancak usulü diyoruz sevgili arkadaşlar. Sancak usulü dediğimiz bu sistemde temel amaç ne? Şehzadelerin devlet adamı ve komutan olarak iyi bir eğitim almalarını sağlamak. İyi bir eğitim almalarını sağlamaya amaçlıyorlar. Bu tecrübeyle halkı tanımalarını ve hem yönetim hem askeri tecrübesi hem de halkla olan bağlantılarını nereye taşımalarını istiyorlar? Yönetime, saraya taşımalarını istiyorlar. Buradaki temel amaç bu sevgili arkadaşlar. Olumlu yönü bu. Tecrübe edinmeleri. Olumsuz yönü ne? Tat kavgalarını tetiklediği düşünülüyor. Bu yüzden zaten Orhan Bey ile başlıyor gelenek. İlk kez sancaktan yetişen 1. Murat. İlerleyen dönemde anlatacağım size. Duraklama döneminde de bu yüzden sistem yerini neye bırakacak? Kafes usulü dediğimiz usule bırakacak. Sancak usulü dediğimiz sistemin içeriği bu. Arkadaşlar önemli şehzade sancaklarından bahsettik değil mi? Bir sürü var. Trabzon'u saydık, Konya'yı saydık, işte baktığımızda Kütahya'yı saydık, Manisa'yı saydık. Bunlar içerisinden soruda istisnai kullanılabilecek olanlar neler? Unutmayın, Rumeli'de şehzade sancağı olmaz. Rumeli'de şehzade sancağı olmaz. Bir, buradan yanıtmaya çalışabilir sizi. Çünkü hangilerinin sancak olduğunu ezbere bilmeniz değil, bir ayrıntıyı soracak size. İki, sevgili arkadaşlar unutmayın. Dışarıdaki sancağı soracak olursa Kırım'daki Kefe sancağı, dışarıda Anadolu dışındaki tek sancak, Kırım'daki Kefe sancağı. Bunun dışında arkadaşlar Amasya önemli bir bölgedir. Amasya ne diye geçer? Şehzadeler şehri. Şimdi burada kargaşa olan bir şey Manisa. Manisa'ya çünkü bazı kaynaklar bu ünvanı kullanıyor. Arkadaşlar Manisa ise İşaret sancağıdır. Ne demek işaret sancağı? Padişahlar kendisinden sonra gönlünde yatan, padişah olması konusunda bu anlamda önünü açmak istedikleri şehzadeyi Manisa'ya gönderirler. Ne yapıyor Osmanlı böylece? Bir sonraki dönemde gelecek olan padişah devlet adamlarını işaret ediyor. Her zaman Manisa'dan gelen gelir değil. Ama Manisa'nın bu anlamda farklı bir yeri vardır. Bunlar da sancaklarla ilgili karşınıza çıkabilecek diğer sorular. Arkadaşlar şehzade sancağa çıktığı andan itibaren artık onu Çelebi ünvanıyla anmaya başlıyoruz. Çelebi. 17. yüzyıldan itibaren demin söylediğim sistem sancak usulünün yerini artık sarayda gözetim usulü alıyor. Yani kafes usulü alıyor arkadaşlar. Burada da tabii ki çok ciddi zararlar var. Ne gibi zararlar var? Şehzadeler artık devlet yönetim tecrübesinden mahrumlar. Bir. İkincisi, sarayda sürekli gözetim altında, baskı altında yaşıyorlar. Ölüm korkusuyla yaşıyorlar. Üçüncüsü, arkadaşlar bir süre sonra İstanbul'da bıraksanız kaybolacak durumda şehzadeler yetişiyor. Sadece saray avlusunda. Onda da o saatte devlet adamı, dışarıdaki hizmetli herkes ne yapıyor? O avluyu boşaltıyor. Şehzadelerin bu anlamda hem yönetimde tecrübesiz kalmasını hem de psikolojik olarak artık biraz daha zayıf yetişmesini sağlayan bir sisteme geçiriyor. Ama amaç ne? Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Bakın kafes usulü dediğimiz bu usulde şehzadelerin sarayda yetiştiği kısma biz şimşirlik adı veriyoruz. Şimşirlik. Evet. Sancağı ilk getiren Orhan Bey dedik. Sancağı kanunnamesiyle zorunlu hale getiren 2. Mehmet. Yani Fatih, arkadaşlar sancağı kaldıran da kim oluyor? 1. Ahmet oluyor. Evet bakın burada da bahsetmişiz. Orhan Bey ile başlıyor. İlk yetişen padişah soracak olursa 1. Murat. Sancaktan yetişen son padişah 3. Mehmet. Sancak sistemine son veren padişah 1. Ahmet'tir. Evet, bunlar da yine aklınızın bir kenarında bulunsun. Sevgili arkadaşlar, harem de bir eğitim merkezidir ama sistemli bir eğitim kurumu değildir. Haremde ne veriliyormuş?
saray içi hizmetlilerinin eğitimi veriliyor. Lonca yine bir eğitim merkezidir. Temel amacı eğitim olmasa bile. Usta, kalfa, çırak ilişkisiyle mesleki eğitim verir sevgili arkadaşlarım. Usta, kalfa, çırak ilişkisiyle mesleki eğitim verir. Ve burada da mezun olan öğrenciler yine ahilik teşkilatında ya da medreselerde olduğu gibi icazetname dediğimiz kavramla, yani diplomayla mezun olurlar. Evet, şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nde sanat unsuruna. Türk İslam'a benzer bir giriş yapacağız. Ne o? Sevgili arkadaşlarım, resim ve heykel durağan. Neden? Çünkü İslamiyet bu sanatlara Peygamber Efendimiz döneminden beri çok sıcak bakmıyor. Türk İslam dünyası da bu geleneği devam ettiriyor. Resim ve heykel durağan, bunun yerine ne güçleniyor? Hat, tesip, oymacılık, katmacılık, vitray, ebru, mimari, çinicilik, daha bir sürü sayabiliriz. Önemli sanatlar neler bakın? Hat gelişiyor dedik. Hat ne demek? El yazması, güzel yazı sanatı. İcra eden isim kim? Hattat. Arkadaşlar, hattat orijinalini verir. Bir tane yazar. Onu çoğaltan kişilere de biz ne diyoruz? Müstensil. Müstensil. Arkadaşlar, hat yapılması zor bir sanat. Bir tane orijinalini hattat veriyor, sonra orijinalini vermek daha zor. Sonra çoğaltanlara biz ne diyoruz? Müstensil. Bakın nerede kullanılabilir? İleride matbaa sorusunda bile kullanılabilir Osmanlı'da. Osmanlı Devleti'nde matbaanın gelişini geciktiren ya da Osmanlı Devleti'nde matbaada dini eser basımını yasaklayan gruplar arasında bir, iki hangileri vardır derse hem hattatı hem de müstensili almanızı istiyorum. Osmanlı'nın önemli hattat örnekleri kimler? Dikkat! Arkadaşlar çok önemli bir isim Şeyh Hamdullah. Ona biz ne diyoruz? Hattatların kıblesidir. Hat sanatında bir kişi yolunu kaybederse kime bakmalıdır? Şeyh Hamdullah'a bakmalıdır. Bunun dışında Hafız Osman, Mustafa Rakım Efendi gibi önemli isimler Osmanlı'da hat sanatının karşımıza çıkan önemli temsilcileri. Tesip, Türk İslam'da yine anlatmıştım. Arkadaşlar, kenar süsleme sanatı. Sayfaların içeriğinde ya da kitapların cildinde kenar süsleme sanatı olarak kullanılan sanat tesip. Orijinali altın tozuyla yapılır. Şimdikiler altın yaldız kullanıyor ama orijinali altın tozuyla yapılıyor. Bu yüzden çok değerli bir sanat. İcra eden kişiye ne diyoruz? Müzehhip. Müzehhip. Osmanlı Devleti'nde en önemli müzehhip örneği Kara Mehmet arkadaşlar. Ciltçilik. Ne dedik? Kitap ciltleme ile uğraşan sanat. Yapan kişi kim? Mücellit. Bunu da daha önce anlatmıştım. Arkadaşlar, musiki var. Musiki. Bakın. Osmanlı'da musiki ile ilgili önemli isimler. Itri, Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Cemil Bey gibi öncü isimleri var. Ki önemli bir padişah da musiki ile uğraşıyor. Kim o? Üçüncü Selim. Hangi makamı buluyor? Suzi Dilara. Değil mi? Bu arada Itri, Dede Efendi gibi isimleri unutmayın. Şimdi paraların üstünden gideceğiz yine ama Itri biliyorsunuz 100 TL'de de var. Bunun dışında Itri, Osmanlı'nın klasik ritmi var ya, tenenni tenenen diye, onu bulan isim. Bunun dışında Itri, Cuma seggahı ve bayram seggahını yazan isim. Dede Efendi yine önemli bir musikici. Arkadaşlar, önemli bestesi hatırlayabileceğinizi söyleyeyim. Yine bir gün nihal. Düğüne bir gün nihal taktı şu diye başlıyor. Evet, bu isimler de önemli. Özellikle zaman zaman musiki severler, zaman zaman devlet büyüklerimiz sizi şu konuda da eleştiriyorlar. Türk gençliği Itri Dede Efendi dinlemiyor, bilmiyor.
O yüzden ne olur ne olmaz bunları da yine unutmayın derim. Gelelim yine önemli bir sanata, minyatür. Arkadaşlar, resme benzer görsel bir sanat. Ama resim değildir demiştim. Neydi farkı? Üç boyut yoktu. Perspektif yoktu. Derinlik yoktu. Ayrıntılara çok fazla yer verilmiyordu. Özellikle yaratılışa dair yüz gibi unsurlar düz çiziliyordu. Önemli olan anlatılan konuydu. Büyüklük, küçüklük çok önemli değildi. Bu anlamda minyatür resmin birebir aynısı değil. Arkadaşlar, icra eden kişiye dikkat, nakkaş ya da musavver denir. Musavver denir. Osmanlı Devleti'nde önemli nakkaş örnekleri arasında kimler var? Levni. Lale Devri'nin önemli ismi biliyorsunuz. Nigari, yine önemli bir isim. Matrakçı Nasuh, Kanuni döneminin önemli ismi o da. Nakkaş Osman, Şeyh Hamdullah, o da yine minyatür örneği de veriyor sevgili arkadaşlar. Burada özellikle Levni, Lale Devri'ne bağlı olarak önemli. Matrakçı Nasuh, o çok farklı bir adamdır, onu söyleyeyim size. Öyle size dizilerde falan anlatıldığı gibi sürekli saray kadınlarıyla dedikodu yapan, orada burada gezen bir adam değildir. Matrakçı Nasuh, on parmağında on marifet bir adamdır. Minyatürcüdür. Matematikçidir. Haritacıdır. Coğrafyacıdır. Nakkaştır. Çok farklı bir isim Matrakçı Nasuh. Arkadaşlar, en önemli minyatür örneklerini de Menazili, Seferi, Rakein adlı eserinde topluyor. Bu eserde Kanuni ile birlikte gittikleri İran seferini anlatıyor. Çoğunda da neye yer veriyor? Minyatürlere yer veriyor sevgili arkadaşlar. Gelelim resme. Osmanlı'da önemli ressamlar kimler? Şimdi sevgili arkadaşlar, Sinan Bey, namı diğer Sinan Paşa diye de geçiyor. Sinan Bey önemli isimlerden biri. Osmanlı Devleti'nde resimle ilgili kalıpları kıran adam Fatih'tir. Fatih Sultan Mehmet İtalya'dan bir ressam getirtiyor. Kim o? Bellini. Bellini. Bellini'ye getirdikten sonra Bellini'ye tablolar çizdiriyor. Bakıyoruz, Bellini'ye çizdirdiği tabloların içinde hatırlıyorsunuz. At üstünde İstanbul'u deniz kenarında izlerken bir resmi var. Tam surların girişinde bir resmi var. Baktığımızda fethiye dair birkaç resim çizdiriyor. Siyah çerçeveli, siyah fonlu, sarı çerçeveli cepheden çizilmiş bir Fatih resmi var. Hepsi kimin? Bellini'nin çizdikleri. Fatih Bellini'yi getirdiğinde diyorlar ki Fatih için, Fatih cavur mudur resim çizdirir? Fatih Hristiyan mıdır resim çizdirir? Arkadaşlar sallamıyor ve resimleri çizdiriyor, portreleri çizdiriyor. Daha sonra Sinan Bey'i yurt dışına resim eğitimi için gönderiyor. İtalya, Fransa gibi bölgelerde bulunuyor ve Sinan Bey burada aldığı resim eğitimi sonrası dönüyor. Arkadaşlar, gül koklayan Fatih adlı portreyi Sinan Bey çiziyor. Hatırlıyorsunuzdur portreyi. Fatih şöyle yan duruyor, elinde kırmızı bir gül. Bayan öğrenciler genellikle burada, ay hocam ne romantik diyor. Orada amaç romantizm değil. Orada amaç çok farklı bir şey. Gül koklayan Fatih böyle yandan duruyor. Hatta biraz da yaşlı çizdirmiştir kendini portrelerinde Fatih. Niye? İstanbul'u çok genç yaşta fethettiği için kendisinden önce deneyen önemli İslam komutanlarına duyduğu saygıdan dolayı. Yaşça ondan çok daha büyük isimlere duyduğu saygıdan dolayı birebir tasvir olmasını istemiştir ki. Arkadaşlar, gül koklayan Fatih portresi neyi anlatıyor? İstanbul'un fethini anlatıyor. Romantizmi değil. Ne diyor o portrede? Peygamber Efendimiz'in hadisine gül kokusuna nail olan isimdir diyor Fatih için. Gül kokusuna nail olan isimdir anlamına geliyor. O yüzden anlamlı bir portredir, söyleyeyim size. Şeker Ahmet Paşa var. Arkadaşlar, o da Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini açan adam. Yine bahsedeceğiz.
Osman Hamdi Bey var. Osman Hamdi Bey. Ressam ve arkeolog sevgili arkadaşlar. Hem resimle hem arkeolojiyle uğraşıyor. Şimdi bakıyoruz, önemli kazıları var. Lübnan'da falan kazı yapıyor. Sadece kral mezarlıklarını falan kazıyor. Önemli bir eğitim kurumunun temelini atıyor. Sanayi Nefise Mektebi. Sanayi Nefise'nin kelime harcamı şu: Güzel Sanatlar Okulu. Bakın, Sanayi Nefise Mektebi. Nefis, enfes, güzel demektir, hoşa giden. Sanayi, sanat, zanat demektir. Mektep, okul. Güzel Sanatlar Okulu'nu açıyor. Arkadaşlar, Sanayi Nefise Mektebi olarak açtığı bu okul, günümüzdeki hangi okulun temelini oluşturuyor? Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin temelini oluşturuyor. İstanbul'u bilen arkadaşlarım bilir, Beşiktaş'a giderken Fındıklı'da deniz kenarında çok güzel bir okuldur. Güzel Sanatlar Fakültesi Mimar Sinan'ın. Arkadaşlar, Osmanlı'da müzeciliğin de başlangıcı Osman Hamdi. Osmanlı'da nasıl müzeciliğin başlangıcı Osman Hamdi? Osmanlı'da ilk arkeoloji müzesini Osman Hamdi açıyor. Yine Gülhane'nin içinde, Gülhane Parkı'nın hemen girişinde, sağ tarafta İstanbul Arkeoloji Müzesi var bugünkü. Onun temelini atan isim de kim yine? Osman Hamdi. Arkadaşlar, çok önemli bir eğitimci, çok önemli bir ressam, çok önemli bir arkeolog. Attığı çok önemli tablolar var. Silah Taciri, Kaplumbağa Terbiyecisi onun en önemli eserleri. Silah Taciri'ni hatırlıyorsunuzdur. Bir silah satıcısı, elinde bir kılıç. Yanında genç bir prens. Prensin elinde kılıç. Yanında satıcı duruyor böyle. Anlatıyor. Çok pis keser. Tam istediğiniz gibi. Prens böyle yapıyor. Silah Taciri silah satan bir adamı konu alıyor. Kaplumbağa Terbiyesini hepiniz biliyorsunuz. Değil mi? Her evde, her kafede artık aşağı yukarı var. Neyi? Puzzle yapıyor ihtimalle. Yerde 3-5 tane kaplumbağa, tosba. Önünde hafif eğilmiş yaşlı bir adam. Elinde bir ney. Ney dediğimde genelde öğrenciler sopa diyor. Hayır. Ney. Ney sesiyle eğitiyor. Arkadaşlar, bu tablo ne anlatıyor diyorum öğrencilere. Vallahi genelde zenginlerin evinde zenginliği anlatıyor diyor. Arkadaşlar, tablo ne anlatıyor biliyor musunuz? Tablo aslında Lale Devri'ni anlatıyor. O tabloda hatırlayın. Köşede bir aydınlık var böyle. Tablonun genel fonu karanlık. Köşede yerden böyle bir cam çıkıyor. Oradan bir aydınlık geliyor. Osman Hamdi'nin şunu tasvir ettiğini söylüyorlar. O camı, o aydınlığı batı olarak nitelediğini. Kaplumbağaları Osmanlı sistemi ve toplumu olarak nitelediğini. Yavaş hareket eden. Yavaş batılılaşma anlamında eleştiriyor. Yavaş hareket eden. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, kaplumbağa eğitilmesi en zor olan hayvandır. En uzun ömürlü hayvanlardan birisidir. Tüm bunlarla beraber Osmanlı sistemini ve Osmanlı halkını benzettiğini söylüyorlar. Ki Osmanlı halkı Osman Hamdi'yi pek sevmez. Fazla batıcı bir adamdır. Bunun dışında eğiticiyi de kendisi olarak çizdiğini söylüyorlar. Osmanlı halkına ve sistemine yön vermeye çalıştığını, yüzünü batıya çevirmeye çalıştığını söylüyorlar. Hatta tablo iki kez çiziliyor. İlki daha karanlık, ikinciyi biraz daha aydınlık çiziyor. Lale Devri ve Lale Devri'ndeki batılılaşmayı anlatıyor. Yanlış batılılaşmayı da anlatıyor. Bazıları şu yorumu da yapıyor. Eğlence ve zevki sefaya tepkiyi de dile getiriyor. Niye? Arkadaşlar, Lale Devri'nde Osmanlı Haliç'in kenarına müthiş yapılar dizecek. Köşkler, kasırlar, yaz bahçeleri, kış bahçeleri. Süper. Her akşam burada batı tarzı balolar yapılacak. 300-500 kop kop. Saltanat kayıklarıyla gelecekler. Oradan çıkacaklar. Tekrar batı tarzı müzikler olacak. Zeminde aydınlatma için sırtına mum koyulmuş kaplumbağalar. Ama fantezi dünyasına bak. Ve işte bu zevki sefayı da eleştirdiğini söyleyenler var. Düşünsenize yalnız iyi eğitebildiğinizi. Kaplumbağalara yapıyormuş. Kaplumbağalar üstünde mumla 3. Ahmet yazıyormuş. Ya da iyi para kazan. Seni seviyorum dedi. Benimle evlenir misin? Hani 3. Ahmet olursa kolay. Ya sadrazam gelirse? Yapsan da olmaz. Nevşehir'de damat İbrahim Paşa. O kaplumbağalar onu yazana kadar. Hani reklamı koşan tipler var ya. Mümkün değil.
Bakıyoruz Lale Devri'ni ve bu düzeni eleştirdiğini de söyleyenler var. Demek ki tablo genel anlamda Lale Devri ile ilgili. Arkadaşlar, tiyatroya ayrı bir başlık açmayacağımız için sadece şunu söyleyeyim. Osmanlı Devleti'ndeki ilk tiyatro örneğini de Güllü Agop gerçekleştirmiştir. Onun bu çalışmasında aklımızın bir kenarına yazıyoruz. Ve böylece sanatla işimizi bitiriyoruz. Bir sonraki videoda yazı, dil, edebiyatla başlayacağız. Bizim için çok önemli bir yeri anlatacağız. Unutmayın, mimari, ÖSYM'nin hep sorduğu, hep denediği konulardan biri. Mimar Sinan'dan ve onun eserlerinden de yine orada bahsedeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.